Savaş ve Barış'ta Napolyon'un Rusya'ya saldırısı var ya, o bir işte bir Moskova kuşatması mı oluyor orada? Moskova kuşatılıyordu galiba. Aklımda yanlış kalmamıştır inşallah. O harp sırasında olanları anlatıyor, işte Napolyon'un bozgununu anlatıyor. Diyor ki ya bu mevzu sadece Napolyon'un o günkü haliyle, aklıyla, iradesiyle ilgili bir şey değil. En önde savaşan askerden en gerideki askere kadar hepsinin diyor haleti ruhiyesiyle ilgili. Yani bir zafer kazanılıyorsa o bütünün uyumuyla kazanılıyor. Kaybediliyorsa o bütünün uyumsuzluğuyla kaybediliyor. Sadece Napolyon'un o gün keyfi yoktu, iyi kararlar veremediğiyle açıklanamaz diyor bu olay. Üstad Hazretleri'nin de mesela gene öylesi meselelerde yaptığı analizleri bilenler bilir. Yani sadece komutana verilmez diyor. Çünkü bütün askerlerin gayretinin, himmetinin, sayinin payı var orada. Ama maalesef nasıl ki bilimsel yaklaşımda öyle bir batıl yolu seçiyor bugün medeniyet, mimsiz medeniyet, deniyet. Diyor ki işte ben yarattım, şunu ben yaptım, ben yarattım. Haşa, onun bütün şartlarını sen oluşturmuyorsun ki. Bir elma için koca kainat lazım. Kainatı sen mi yarattın? Yok. O zaman elmayı yaratan sen nasıl olabilirsin? Olamazsın. Ağaç da olamaz, toprak da olamaz, güneş de olamaz. Çünkü elma varlığın bütün yasalarıyla bağlı olarak var oluyor. Dönelim, aynı batıllığı tarih okumasında da yapıyorlar arkadaşlar. Geçenlerde mesela işte diyor adam bana yazmış yoruma. Atatürk olmasaydı baban kimdir bilmezdin. Şimdi bu bir kere başta o adamın kendi anasına, babasına, dedesine, ninesine yaptığı bir hakaret. Yani Atatürk olmasa bu adamlar namuslarını koruyamayacak insanlar mıydı? Veya daha geniş düzlemde düşünelim. Ya bu milleti İslamiye 1000 yıldır, hadi hatta onların istediği bir şey de yapalım, İslamiyet'ten önceki Türkleri de katalım, Kürtleri de katalım, Arapları da katalım. Ya bu insanlar da hiç namuslarını koruma, nesillerini koruma, ailelerini koruma, topraklarını koruma saiki yok muydu yani? Atatürk gelince mi bu saik başladı insanlıkta? Yani bu nasıl bir töhmet? Atatürk'ü övmek için nasıl kendi cedlerini, milletlerini, topraklarını, ahlaklarını sövüyorlar yani? Töhmet altına alıyorlar. Atatürk'ü övmek için böyle kadrediyorlar. Diyor ki adam, o olmasaydı baban kimdir bilmezdin. Dedim bu, ben de ona dedim ki, yani yorum olarak ben de yazdım. Dedim bu senin kendi anana güvensizliğinden. Yani böyle demek zorunda bırakıyorlar bizi. Ben dedim güveniyorum kendi atalarıma. Sen güvenmiyorsun demek ki, böyle yazmışsın. O senin kendi kötülüğün. Bak, bir şeye veriyorlar. Nasıl bilimsel okumalarda bu hatayı yapıyorlar? Yaratışı bir sebebe bağlıyorlar. Ondan oldu diyorlar. Aynı şekilde tarih okumalarında da bu hatayı yapıyorlar. Atatürk olmasaydı baban kimdir bilmezdin. Atatürk olmasaydı kim bilir şuydu buydu. Ya kardeşim, bu milletin bir tek komutanı o muydu ya? Bak, kaç tane komutan var. Kazım Karabekir var. Atıyorum Fevzi Çakmak var ki bunlar mesela, Fevzi Çakmak rütbe olarak Atatürk'ten daha yüksek. Ve mesela Kazım Karabekir elinde silahlı ordu bulunan tek kişi. Mesela o Atatürk'e tekmil vermese işi bitik. Yani çünkü silahlı kuvvet onun elinde. Ve orduda da büyük karizması var Kazım Karabekir'in falan. Yani çok hamiyetli. Halil Kutpaşa var mesela. Halil Kutpaşa'ydı o. Irak'ta, Kutulemare'de İngilizleri mağlup eden. Enver Paşa var. Daha nice paşalar var. Komutanlar var. Bunlar böyle boş adamlar da değiller. Hepsini silini atın. Atatürk olmasaydı bıt bıt. Olmaz böyle bir şey kardeşim. Bu yanlış bir okuma tarzı. Kendinize de hakaret ediyorsunuz. Bize zaten hakaret etmeye niyetiniz var da, kendinize de hakaret ediyorsunuz. Yani sen bu milletin unsuru değil misin? Biz bu kadar mı kalitesiz bir milletiz ya? Yani bu 1000 yıllık varoluşumuz, İslam'dan sonraki o bizi biz yapan varoluşumuz acaba bu kadar mı ona bağlı? O olmasa yok mu olacaktı? İnsan bir geniş resme bakar ya. Neyse, oraya geçelim şimdi. Konu harici oldu bu da. Vaktimize bakıyorum. Evet.